basma oraya, basmayın. Yani onu basacak. Abla. Yani lütfen bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar Cem'le konuşur musunuz? Bir şey rica edeceğim ben senden. Şimdi Cem'in de şeyi bozuluyor, böyle kimyası bozuluyor. Şimdi bana şunu söyler misin? Butona basan arkadaşım Cem diye bir arkadaşımız vardı. Küfür etme. Tamam, küfür etme. Hakaret etme. Hayır. Yani şunu söyledi, rahat ol. Lütfen dikkat. Ya benim kızımı istismar ettilerdi. Bu nesine basıyorsunuz? Ya kızını bir istismar etmişler. Arkasından da yani götürmüşler, evlendirmişler anladığım kadarıyla. Değil ama. Şikayetçi mi olmadılar? Ben Fatma'dan boşandıktan sonra aynı köyde, hani diyor ya 6 yıl biz kaldık. Yalan söylüyor. 1,5 yıl Fatma'nın evinde biz kaldık. Hayır. Boşandıktan sonra 2 yılda 1,5 yılda ben ayrı ya aynı şey köyde sen, kaldım. Bak şimdi sen bana haklısın. Sen şu dedin ki ben Ayşe yüzünden buraya geldim. Ben de Ayşe'yi anlamaya çalışıyorum. Evet. Sizin ilişkinize de geleceğim. Zaten Fatma'nın buraya gelmesinin nedeni eski defterleri açmak değil. Daha çok 3 tane çocuğun var ya, Ayşe'den olan 3 tane çocuğun. O 3 tane çocuğa Ayşe bakamaz diyor. Tamam mı? Evet, geleceğim ona. Ben şu Ayşe nasıl bir kadın? Bana onu anlatır mısın? Sen şimdi sonuçta sen öyle ya da böyle evlenmişsiniz. Çocuklarınız Ayşe... olmuş. Bir baktın bir tane daha kadını getirdi Metin eve. Ayşe çok şeytan, çok uyanık bir kadın. Heh. Ayşe Metin'i barnağında böyle çeviren bir kadın. Metin de yani çok çok özür diliyorum. Kadın yüzünü yuvasını yıktı. Ayşe'nin her dediğine evet dedi. Her dediğine inandı. İnandığı için de şu an bu konumda. İnandın mı her şeyine Ayşe'nin? Abla ben inanmadım. Ben söylüyorum, bak gene de söylüyorum. Ben hani diyor ya, diyorlar ya şimdi... çıkmıyor. Evet. Çıksın, ben burada sesleniyorum. Saklanmasın. Çıksın gelsin. Şu an beraber olduğu erkek galiba onu bayağı bir frenliyor. Ama nereye kadar frenleyecek? Nereye kadar gidecek abla ya, frenleyemez bu. Yani. Nereye kadar gidecek abla? Yani Ayşe diyor ki ben ondan bir günde boşanırım. Vallahi Metin isterse seni sürüm süründürür yani. 10-15 yılda boşanamazsın. Abla, ben buna karşı bir şey demiyorum. Hatta biz ona şunu teklif ettik. Dinle beni. Biz şuna teklif ettik. Ya gelin anlaşmalı bir şekilde biz yardımcı olalım. Ya ikiniz de boşalmak istiyorsanız bunu kısa bir zamanda halledelim diye teklifte de bulundum. Ama Ayşe artık hangi erkekle birlikte, o erkek ona nasıl baskı yapıyorsa, ne yapıyorsa bilmiyorum, gelmiyor şu anda. Ama bana şunu söyle. Didem abla ben bu üçüncü kanalı başvurum. Ben bir başvurdum. Hı. Pazartesi yayına çıkıyordum. Ablası duydu, bana mesaj attı. Bakabilirsiniz. Metin dedi, Ayşe dedi, Erzurum'da dedi, yoldadır geliyor dedi, sakın kanala çıkma, gel yüzleş. Ben de bileti kestim dedim, kanala çıkmayayım, kendimi rezil etmeyeyim. Bir gittim eve abla, 3 çocukla beraber geldim, 3 çocukla beraber gittim. Ben gittim abla, bunlar telefonlarını beni engellediler. Yani sen Ayşe'den o günden beri haber alamıyorsun. Hayır abla, sadece Ayşe'nin beni en son aradığı zaman... Bana şunu söyler misin? Evet abla. Yani senin artık bak... Fatma diyor ki senin bu noktaya gelmenin nedeni böyle gözün Ayşe'den başka kimseyi görmüyor. Millet Ayşe'nin yanlışlarını dur. Bak abla, ben burada 70-80 milyonun üstüne Ayşe'nin Feriştah'a da gelse, Ayşe böyle dünyanın, ben dünyada böyle şey de olsa kesinlikle benim Ayşe'yle hiçbir artı bir bağım yok. Ama gözünü seveyim, Fatma seni uyarmış, demiş ki bak demiş bu seni aldatıyor. Abla bana demedi aldatıyor. Dedi ki ben gizli memlekete... Gizli görüşüyor demedi mi ya? Dedim. Abla değil bak ben memlekete gittim kızıyla beraber, benim kızım büyük kızla. Evet. Haberi yok o sırada Fatma'nın. Evet. Ben gittim bu yatağın altında telefonla konuşurken bu bana söyledi. Fatma ben ona telefonu elinden almadım. Ben o kişiyi aramadım. Kadın çıkmadı. Dedi benim oğlum yanlışlıkla aradı. Öyle böyle alak kulağım abla başımı böyle bağladı. Didem Hanım, Ayşe yani. Çok şeytan Ayşe, bir kadın. Karşı tarafa da inandı. Ayşe çok bir şeytan kadın. Yani Ayşe'nin ne zaman ne yapacağını hiç anlayamazsınız. Peki Metin nasıl inandı böyle her şeyine Ayşe'ne? Vallahi onu bilmiyorum Ayşe. Yani Ayşe'den önce bizim evliliğimiz dört dörtlüktü. Metin çocuklarını sahiplenen... Ben evine öyleyim, bak ben hala da öyleyim. Ayşe'den önce öyleymişsin. Hayır değil, öyle değil. Hala da öyleyim. Bak bağlan, abla ben sana dedim, bir muhabir gönder Tatvan'a. Biri derse ya, göndeririz ama burada birinci derece tanık var. Diyor ki Ayşe diyor, hayatımızın ortasına bir geldi diyor. Benim hayatımı da mahvetti, çocukların hayatını da mahvetti. Tamam, ben o konuda ona hak veriyorum. Metin'in hayatını da mahvetti. Ben ona hak veriyorum, hak vermiyorum değil. Bak ben her zaman söylerim, abla ben çekinmem kimseden. Hı. Ben diyordum... Allah var şimdi. Fatma'nın bana verdiği sevgiyi Ayşe asla veremezdi, veremezdi. Ben bunu söylüyorum. O zaman özür dilerim ama Fatma'yı boşayıp Ayşe'yle niye evlendin?
de bana bunu söyle. Bak Fatma ile evlisin. Ben bir şey söyleyeceğim Didem abla. Önce bu soruma yanıt verir misin? Nasıl ablam? Fatma'dan neden boşandın? Yani boşanıyorsun, Kuma ile evleniyorsun. Fatma... Madem öyle çok mükemmel bir kadın Fatma. Didem abla, Fatma kendi isteğiyle dedi. Metin dedi böyle olmuyor dedi, anlaşmalı boşanalım. Vazgeçmiyordur Ayşe'den değil mi o yüzden? Evet Didem abla, bir evdeyiz. Bak, görüştüğümüzde bir evde kavgalı falan dedi. Dinle Fatma'yı evet. Bir evde duruyoruz, ben çalışıyorum. Geliyorum, her gün kavga, her gün huzursuzluk. Her gün? Her gün. Metin birbirimizi ayırıyor, birbirimizi ayırıyor. Sürekli Ayşe'yle kavga ediyorsunuz. Evet, çocuklar zaten bana telefon ediyorlar. Rıfat küllükte arabanın üstünde uyuyor. Ferhat bakta uyuyor. Ben annemi arıyorum, annem gidip alıyor. Peki Ayşe'yle daha çok çocuklar yüzünden mi kavga ediyordunuz? Ayşe beni, Metin'i bana karşı dolduruyordu. Kendi yapıyordu, ediyordu. Her şeyi Fatma yaptı, bu da ona inanıyordu. Öyle mi? Değil abla bak ben şunu yani Ayşe bunu sizin evliliğinizi bitirmek bak, istemiş ben, becermiş. Ayşe'nin bana son kullandığı kelime ben biliyorum Ayşe'nin artık neyin peşinde olduğunu. Ayşe'nin bana son arayışı var ya bir ay önce. Ayşe bana dedi ki ben hiçbir zaman seni sevmedim. Ben kendimi sana temize çıkardım. Aa. Evet. Ayşe benimle kaçmadan önce meğer Ayşe biriyle kaçmış. Benimle evlenmeden önce. Aa, yani Kuma olarak gelmeden önce başkasıyla kaçmış. Başkasıyla kaçmış. Bunu otelde ben bunu sonradan öğreniyorum. Onu da üstüme katıyorlar. Bir incelesinler. Bakın Metin mi? Başkası mı? Yani tabii Fatma dün acayip bir iddiada bulundu. Acayip bir iddiada bulundu. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bunu aslında Ayşe'nin de bir yanıt vermesi lazım ama. Dedi ki özellikle kız çocuğunu. Sizin 3 tane Ayşe'den çocuğun var senin. En küçüğü de kız. Oğlanları istemiyor. Çünkü kızı istiyor. Kızı istemesinin nedeni kızı daha sonra büyüdükten sonra çocuğu para karşılığı daha doğrusu genç kızı olduktan sonra tıpkı kendisi gibi para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorlayacak dedin. Korkunç bir iddiada bulundun. O yüzden mi kızı istiyor? Ben Ayşe'ye güvenmem Didem Hanım. Ben Ayşe'yle bir arada 6-7 ay yaşadım. Nasıl bir kadın olduğunu çok iyi biliyorum. Neden Hümeyra'da iki oğlanları istemiyor? Dese ki Hümeyra'yı babasına verin, iki oğlanları bana verin. İki niye? Oğlan senin çocuğunmuş, onun üzerine kaydetmişler. Öyle diyor yalan değil mi? Yalan söylüyor. Didem Hanım, biz Turgut'la durduk. İlk evliliğinden olan çocukları diyor. Yani Fatma Metin'in ilk evliliğinden. İyi anladım yani. Onlar ya Ayşe'nin çocukları değilmiş onlar. Öyle diyor. O boşanma evrakında ben öyle okudum. Anladım da Ayşe hamile değil miydi? İki tane çocuğu erkeği doğurmadı hamile, mı? Hamileyken ben o Metin'in yanında duruyordum. Hamileydi. Hatta Metin senin. Yine geldi. Bak ben büyük oğlanla hamileyken Fatma yine geldi bizde kaldı. Bir 20 gün vardı evet, değil mi? Evet kaldım. 20 gün beraber yaşadılar niye yine. Peki nasıl yaşadın ya hala kabul ediyorsun bunu? Ya, ben işe gidiyordum. Ben Metin'i çok sevdim. Her şeyden çok sevdim. O kadar sevdim. O kadar sevdim. Yani biz Mutki'de çalışıyor. Mutki'de oturduk. Köyde oturuyorduk. Bu pazara gidiyordu. Ben onu o kadar çok seviyordum ki. O gelecek diye pencerede oturup ağlıyordum. O kadar özlüyordum. O derecede. Ben Metin'i bir günden bir gün ütüsüz getirmedim. Yüzü burada. Bir günden bir gün ayakkabısını boyamadan dışarı çıkarmadım. Aç bırakmadım. Ay. Susuz bırakmadım. Bunu mükemmel bu muydu? Ya, çok haklısın yani. Yani 3 çocukla ben bunu hak ettim mi? Benim günahım neydi? Beni herhangi bir erkekle mi yakaladın? Ben ona ihanet mi ettim? Neydi yani? Bu neydi? Yani bence bu sorunun yanıtını sen ver. Bunun cevabını versin Metin bana. Abla inşaatta çalışıyordu. Simaperi görümcemin evinden ben omzumla su taşıyordum. Ona banyo için diye su götürüyordum. Evde su yoktu, elektrik yoktu. Of. Yağmur yağdığı zaman... Ben bunları hak mı ettim? O kadar fedakardım diyor yani. O kadar fedakardım. Metin ne yaptı bana? Duydun mu Metin? Ne yaptı bana? Bana cevap versin. Ne yaptı? Onun gözlerine bakarak sorar mısın? Bak gözüme Metin ne yaptın? Söyle. Dövdün, çarptın, yüzümün morluklarıyla gezdiğim günler oldu. Seni bir kere bırakıp gitmedim. Gittin mi? Bunları bana de ki Fatma sen böyle böyle yaptın. Ben bundan sana bunları yaptım. Bana cevap ver. 8 milyon için de bana cevap ver Metin. Eğer yani çocuğu yapmak değil, konu çocuğa sahip çıkmaktır. Benim ailem, babamın mekanı cennet olsun. Benim babam, annem, ailem benim arkamda dursaydı... Durmasaydı ben bu konumda şu an burada olamazdım. O üç çocuğa da sahip çıkamazdım. Sen bir günden bir gün çocuklarına sahip çıkmadın. Çocuklarına layık bir baba olamadın. Çocukların sana kinini nefretini neden biliyor musun? Anne niye babam üç çocuğu yanında
biz yanında değiliz. Çocuklar haklı Metin. Çocuklar seni istemiyor. Seni kızın da istemiyor. Oğulların da istemiyor. Hiçbiri istemiyor. Bizim bu Metin gibi babamız yok diyorlar. Ben de bunlara çocuklara da gani gönül katlanıyorum. Biz taşındık. Sen taşındın. Benim evimden. Sen bir tane çatal, bir tane kaşık, bir tane bardak bırakmadın. Ben kız kardeşimin evinden getirdim. Hayır, bir dakika, bir dakika. Orada sen yanlışsın Fatma. Ya onları Fatma. Boş ver. Onları boş. Çatalı, kaşığı, bıçağı boş ver ya. Boş ver. Ben çatalım, kaşığı, bıçağı. Ne diyorsun bir dakika?